o pencereden bakıyor. Buyurun hocam. Şimdi bakın aşıyla ilgili, aşılama durumuyla ilgili ben bir grafik web sitemde paylaştım, ortamlarda paylaştım. Değerli Ertürk, şimdi grafiği ekranıma çektim. Belki sizin ekranda da paylaşmak olanaklı ama buradan söyleyeyim. Hangi ülkeler ne ölçüde aşı yapmışlar, Türkiye'de ne kadar öndeler diye. Türkiye'den öndeki ülkeleri sırasıyla sayayım. İsrail %62. 15 Nisan verileri bunlar, güncellenmiş %62. İngiltere %48. Şili %39. Birleşik Devletler ABD %37. Bahreyn %34. Macaristan 32. Uruguay 28. Sırbistan 26. Finlandiya 22. Kanada 21,5. Böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Türkiye'ye geliyoruz, 13,7 görüyoruz. Bu biçimiyle sayarsak eğer aşağı yukarı 16. sırada dünyada Türkiye. Dolayısıyla Erdoğan'ın söylemlerine karşılık ben bu kadarını söylemiş olayım. Ne ölçüde kendisine bilgi sunuluyor, güncel bilgi ne ölçüde geçerli ve ne ölçüde Erdoğan yönlendiriliyor diye bu soru işaretlerini kamuoyunun önüne koymuş olalım. Şimdi bakınız, ilginç bir yere geldik değerli Ertürk. O şudur, artık 1-2 değil, onu aşkın aşı acil kullanım onayı almış durumda dünyada uygulanmakta. Bunlardan en yakını çok yoğun ilişkiler içinde olduğumuz Rusya'da uygulanmakta olan yaygın Sputnik V aşısı bildiğiniz gibi. ABD çeşitlendirdi oldukça aşılarını ve kendilerinin geliştirdiği Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği aşıyı da tek doz olarak yaygın uygulamaya başladılar. Muazzam bir başarı elde etti ABD aşılamada. Şimdi Erdoğan'a şunu soralım, iktidarına şunu soralım. Neden yalnızca Çin'den gelen Sinovac aşısına Türkiye mahkum? Gelen dedim, hatta gelmeyen demem gerekir belki. Bir de gıdım gıdım birkaç damla damlayan 2.8 milyon olduğu söylenen BioNTech Pfizer aşısı. Eğer arkası gelmezse tek dozu olmuş insanlar da öyle kalacaklar. Başka bir aşıyla ikinci dozu almaları da olanaklı değil. O da ayrı bir sorun kaynağı oluşturacak. Niçin çeşitlendiremiyorsunuz aşıları? 10 dolayında aşı artık 1 değil, 2 değil, 3 değil. Çin 4 farklı aşı geliştirdi. Yalnızca Sinovac aşısına bağlanıp kaldınız. Niçin? Bunun nedenlerini bize açıklayın. Pahalı mı geliyor, paranız mı yok, ön sipariş veremediniz dolayısıyla sıra mı gelmiyor, yoksa diplomatik ilişkileriniz, uluslararası ilişkileriniz sıkıntılı, bir takım aşı pazarlıkları nedeniyle bize açıklayamayacağınız bazı baskılar mı yapılıyor? Bir boyutu bu. Aşı getir kardeşim. Onun üzerinde aşı var şu anda dünyada. Birinden birini, birinden ikisini, üçünden beşini, beşinden ikisini getir Türkiye'ye. Sen dünyaya meydan okuyan bir adamsın. İkincisi yerli aşı. Eylül'den bu yana bize masal anlatıyorsunuz. Geçen Eylül'den beri Sağlık Bakanı bir iki aya dek yerli aşı hazır demiş idi. Bakın bugün Nisan'a geldik. 6 ay geçti. Ortada aşı, yerli aşı falan yok. Bu gidişle de en iyimser senaryoyla hiçbir şey aksi gitmezse ancak Eylül gibi biz yerli bir aşıya ulaşabiliriz. Peki Eylül'e dek bu toplum ne olacak? Size az önce rakamlarını verdim. 47 günlük kumarın bedeli 7039 ölüm dedim resmen. Gerçekte ise biyolojik olarak fiilen ise 21.000 ölüm. Demek ki 1 Mart'ta sözüm ona gevşemeye geçtiniz. 47 gündür kör kör gözün parmağına sürdürüyorsunuz ve bunun maliyeti Türkiye'ye 21.000 ölüm oldu. 1,5 milyon fazladan hasta oldu. 12 ayda 2.7 milyon hasta oluşmuş iken son 47 günde bunun yarısından fazlası havuza eklendi. Peki siz ne umuyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Acaba size bilim kurulundaki arkadaşlar bu salgın tepeye varmaya az kaldı mı dediler? Biraz sabredelim, inişe geçirerek doruğa ulaştı mı dediler? Bunu acaba 3 hafta önce de söylemişler miydi? 3 hafta önce de söyledi iseler ve hala salgın eğrisi yükselmekte ise ki yükseliyor. Bugün için varsayılan efendim galiba geldi tepeye söylemi doğru çıkmaz, bir iki hafta üç hafta daha giderse ki salgın eğrisinin nasıl davranacağını öngörmek olanaklı değil.
çok zor, çok güç, karmaşık matematik modeller kullanmak gerekiyor. Siz nasıl varsayım üzerinden hareket edebilirsiniz? Eğer veriler iyileşmezse sıkılaştıracağız demiştiniz. Geçen hafta aldığınız sıkılaştırma önlemleri dağın fare doğurması gibi. Sözüm ona aldığınız sıkılaştırma önlemlerine karşın geçen haftadan bu yana Türkiye dünya şampiyonluğunu pekiştirdi. Günlük olgu sayıları 60 binleri geçiyor hep. Ölüm sayıları resmen 300'e dayandı. Gerçekte ise 900'ler dolayında. Dolayısıyla bu gidişi artık durdurmak gerekiyor ama ben aciz kalıyorum. Erdoğan iktidarına bu vahim tabloyu nasıl anlatacağız? Nasıl duyuracağız? Bütün toplumun önündeki temel sorun bu. Ve şunun altını çizerek Türkiye kamuoyuna ilgisiz herkese duyurmak isterim ki salgın artık Türkiye'de stratejik bir ulusal güvenlik boyutuna gelmiştir. Bir daha ineleyeyim. Salgın şu verileriyle açıklığa geldiğimiz Türkiye'de artık ulusal ölçekte bir stratejik sorun, beka sorunu boyutuna gelmiştir. Herkesin ayağını buna göre denk alması gereklidir. Turist göndermeyeceklerdir Türkiye'ye. Türkiye'yi kırmızı ülke ilan edeceklerdir. Etmişlerdir. Dünyada birinci açık ara az önce söylediğim gibi bir ülke. Bunun dışındaki ayrıntıları, o sözüm ona Turkuaz Tabu'daki ağır hasta sayılarını, efendim yoğun bakım yataklarının işgali, bunların hepsi ne yazık ki birbiriyle çelişkili ve tutarsız. Söz gelimi hala bu tabloda %68,5 gibi veriliyor. Yoğun bakım yataklarının doluluk oranı yanlış, doğru değil. Orada da bir algı yönetimi var. İnsanlar yatak bulamıyorlar. Yoğun bakım yatakları dolu. Ne yapacağız peki biz demokratik bir devlette, sözüm ona bir hukuk devletinde, devletin başındaki tek adama salgın yönetiminde bilimsel önlemleri olağanüstü bir seferberlikle acilen aldırmak için ne yapabileceğiz? Ne söylesek Çin Seddi duvarlarına çarpıyor, dönüyor. Sağır Sultan benzetme için söylüyorum Salp. Sağır Sultan duymuyor. Sağır Sultan sözü bakın çok önemlidir. Demek ki geçmişte de insanlar sultanlara bir takım yaşamsal dileklerini, istemlerini ulaştıramadılar. Oysa bir demokratik hukuk devletinde sonsuz iletişim kanalları var. Bunlar açık olmalı ve devleti yönetenler bunları duymalı. Bir uyarı daha yapayım değerli Ertürk, izin verirseniz. Yine sayısal verilerden hareket ederek. Bakın, Turkuaz Tablo'dan hesaplıyorum. Havuzda şu anda 523.169 aktif hasta var. Her konuşmamda bu rakam büyüyor. Her konuşmamda. Buradan çok kolay hesaplanabiliyor. Artık herkes öğrendi. 4.212.000 toplam hastadan 3.643.000 iyileşeni çıkartıyoruz. 35.600 ölümleri de düşüyoruz. Dolayısıyla geriye kalan 523.169 aktif, pozitif PCR testi. Yatan ya da yatmaya hastalığı bulaştıran insan var. Bu aşağı yukarı Türkiye'de her 90 milyon kabul edersek Türkiye nüfusunu her 170 kişiden birinin şu anda hasta olduğu, bulaştırıcı olduğu, virüsü taşıdığı, testinin pozitif olduğu anlamına geliyor. Bu korkunç bir oran. Üstelik bu yakalandığı kadarıyla demek istiyorum. Şimdi bir kez daha uyarayım. Eğer buradan ben bu yolla toplum bağışıklığına giderim diyor iseniz bu bir kırım olur. Postmodern kırım olur. Ne demek istiyorum? Toplam 4 milyon 150 bin olgumuz var. Siz kendi kendinize kapalı kapılar ardında diyorsanız ki bu buzdağının ucu, gerçek hasta sayısı bunun 10 katı. Yani Türkiye'de 42 milyon insan virüsü aldı. Toplumun %50'si hastalığı geçirdi. Doğal bağışık oldu. %50'ye vardı toplum bağışıklığı diyor iseniz bu korkunç hasta sayıları artışını, ölüm sayıları artışını %50'si bağışık hale gelmiş bir toplumdan nereye koyacaksınız? Nasıl açıklayacaksınız? Evet. Hocam, bağışıklığı. Hocam tamam, şöyle yapalım. Son sözünüzü alayım. Toplumsal bağışıklığı hastalığı geçerek %50 düzeyinde yakalayan bir toplumda bu korkunç verileri, dünya şampiyonluğunu görmememiz gerekir. Salgın eğrisinin aşağılara doğru inmesi gerekir. Onun için bu bir masal. Toplum bağışıklığına bu yolla erişemezsiniz. 300 bin dolayında insanı feda etmeniz gerekir. Bu insanlığa karşı bir suçtur. Yargılanırsınız. Yalnız Türkiye'de değil, uluslararası mahkemelerde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de yargılanırsınız. Peki hocam, burada
burada bir ara vereceğiz hocam. Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun, çok güzel anlattınız. Aslında kesmek de istemedim ama bu süremizin sonuna geldik. Sağ olun birkaç hocam, size kolaylıklar diliyorum. Bitireyim sizin iyi niyetinizi kötüye kullanmadan. Çok kısa, bir dakika sürmeyecek. Artık Birleşmiş Milletler'in bu olaya el koyması gerekiyor değerli Ertürk. Birleşmiş Milletler'in el koyması, özel gündemle toplanması, dünya genelinde küresel önlemler alınması ve evet, Türkiye gibi ülkelerin de hiç olmazsa bu küresel önlemler üzerinden bir parça zorlanması gerekiyor. Aksi takdirde gidiş değil. Teşekkür ederim değerli Ertürk. Ben teşekkür ederim sevgili hocam, katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra yavaş yavaş artık siyaset demeye başlayacağız. Hem bu